başlarına getireceğim ama e, buyur Söz sende 500 kişiyle geçtik Bu arada sevgili dostum onu da hatırlatayım buyur Hoş Söz geldiler. sende. <laughs> evet e, Rafael şimdi bu oyuncuyu e, şimdi Avrupa'da oynamadığı için Alper abi izleyemiyoruz e, ama e, bir futbol menajer oy, e, oyuncusu olarak da yıllardır e, genelde 10 numarayı işte e, işte kiralık olarak vesaire hep de radarımıza takılan bir oyuncuydu e, uzun yıllardır yaklaşık 3 senedir de bildiğim bir oyuncu, FM üzerinden de bildiğim bir oyuncu. Bir kere, e, öncelikle şunu söyleyeyim çok böyle lafı dolandırmadan bakın Türkiye'ye gelirse bu oyuncu, bakın Türkiye'ye bu oyuncu gelirse çok farklı bir şey izleriz Alper abi. Ki katılır mısın bilmiyorum. Bakın müthiş tabanıyla futbol oynayan bir Brezilyalı. Yani kim vardı? Ricardinho vardı ben Köpeğime de o Rico ismini koymuştum sırf ondan dolayı. E, tabanıyla oynar. E, daha önceden Galatasaray'da da Felipe vardı biliyorsun yani o teknik kapasitede bakın teknik kapasite ayrı bir konudur. Tabanıyla ee, oynar derken, derken e, hani biraz daha açar mısın izleyicilerimiz için? Söyleyeyim. tabanıyla oynamak derken yani top ayağına geldiği zaman taban dış aynı anda bir saniye içerisinde tabanıyla dışıyla yanıyla böyle kontrol ederken. Ee, rak yani futbolda biz ona ilizyon diyoruz. Rakip e, savunmacı ayağına baktığı zaman ilizyona vuruyor. E, sürekli ayağıyla oynuyor ve bu konuda bacak arası sağından atıp solundan geçme, topu tekrardan geriye çekme. Neymar vari yani tabanla oynuyor de dediğim. Hani nasıl kontrol yapabiliyorsunuz first touch'ı müthiştir Neymar'ın ama e, hızlandıktan sonra durmasında ya da skora çevirmesinde e, problem vardır. Hani bazı oyuncuların bu konuda e, zaafı vardır ya da yeteneği vardır ya da başka konularda da zaafı vardır ama e, Rafael e, Veiga ile alakalı şunu net bir şekilde söylüyorum top ayağına geldiği zaman e, herkesin dönüp ne oluyor diye bakacağı bir oyuncu e, Veiga ve e, şimdi bazı özelliklerini söyleyeceğim sevgili dostlarımıza bunu not alsınlar daha sonradan çıkarsa da e, yine konuşuruz bunları canlı yayınlarımızda bir kere e, dezavantajlarını da söyleyeceğim mesela şutları avantajlarından bahsedelim şutları çok iyi ayağını kapatarak da çok iyi vuruyor plasayı da çok iyi vuruyor kalçadan da çok iyi vuruyor bunu söyleyelim Onun dışında çalım yeteneği üst düzey Alper abi yani e, çizgi orta alan geniş alan, uzun kısa fark etmiyor bakaya e, metaharasında demeyeyim ama e, dediğim gibi ilizyonla birlikte topu işte Alex de e, nasıl tabanlattıktan sonra e, <laughs> gökkuşağı hareketiyle birlikte işte Marsilya dönüşüyle birlikte falan e, Zidanvari hareketler de yapabilecek kapasitede bir oyuncu ve bunu bilinçli yapabilecek bir oyuncu. Onu da söyleyelim. Çok fazla foul oluyor. Yani kendisine çok fazla foul yaptırıyor. Bu da Galatasaray için bir avantaj olabilir. E, genelde ben foul kazandığı bölgeleri e, analiz ettim. Geçen sene mesela sağ çaprazdan ceza sahası dışında sağ çaprazdan çok fazla foul aldırmış takımına ve takımı da bu foullerin %18'ini gol'e çevirmiş. Bence bu önemli bir rakam. Yani 100 gol attıysanız 18'i e, buradan geldi ve bu oyuncu sayesinde geldi. Mesela bu çok önemli bir istatistik olarak düşünüyorum ben. Ve biraz da Aymar'a benzettiğimi söyleyeyim ben. Eskiden e, hatırlayanlar bilirler. Arjantin, Aymar. Pablo Aymar, yani burcuk saç. <laughs> yani. Aynen. E, sağ ayaklı bir oyuncuydu Pablo Aymar ama e, Pablo Aymar'ı bilenler nasıl hızlı gidip bir anda durduğunu ve durarak iki kişiyi birbirine şarttırdığını çok iyi hatırlayacaklardır. Küçük adımlı. Kadar. Rafael evet. de öyle. Çok önemli Aynen. bir özellik. Küçük yani adımlı. Yani dribbling özelliği e, Messi tarzında diyebiliriz. E, kısa kısa tak 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 şeklinde ip gibi topun geri gelmesi. Sağ ayağını da istediği zaman e, önemli derecede iyi kullanabilen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. E, oyun korucu özelliği de çok yüksek Alper abi. E, çok iyi bir şekilde e, harit kadar hızlı olmasa da iyi bir şekilde fundamental ile birlikte gidebilen, dribbling yapabilen ve çok iyi de araya bırakabilen bir oyuncu. Bunları da söyleyelim. Tek bir dezavantaj, hatta iki tane bir dezavantajı var onu da söyleyelim. Basit oynamıyor bu oyuncu. Çok basit futbol oynamıyor. O yüzden bazı sisteminize almanızda problem olabilir. Yani çok basit futbol oynasaydı zaten muhtemelen biz bu oyuncunun ismini ya City'de duyardık ya da işte İta yani İngiltere haricinde Almanya'da duyabilirdik önemliliklerden bir tanesinde. Belki İtalya'da da duyardık ama çok basit oynamadığından dolayı biraz daha teknik kapasiteye sahip olan ve bunu öne sergilemeye çalışan bir oyuncu olduğundan dolayı da hala daha Palmeiras kulübünde de devam ettiğini söyleyebiliyoruz. onun dışında sağ tarafta önde oynayamıyor bu oyuncu. Çünkü oyun kurucu özelliği olduğundan dolayı Sağ açık olarak oynatılıyor. İçeri dikkat etme özelliği var yine. Raşit Gezal gibi diyelim ama Raşit Gezal gibi de çok önde değil. Ee, pozisyon olarak söyleyeyim. Oyunları alakası yok birbirleriyle. Eee Rashid evet, söyleyecektim. Yok. Yani merkez orta sahanın sağında kullanılıyor bu oyuncu bazen. Evet. Çünkü ee, o gibi, yani, Hı -hı. Oyun, oyun kurma özelliği olduğu için ikinci e, sekond playmaker diyorsun. Hı -hı. Aynen. Second playmaker gibi. Yani yanındaki eğer e, öne çıkıyorsa, e, daha çok öne çıkıyorsa, orta alanın önüne kadar çıkıyorsa Hı -hı. o üstleniyor stoperlerden top almayı ve dribblingle birlikte oyun kurabilme özelliği de var. Yani Anlattığım gibi çok yönlü bir oyuncu ve çok da öyle sakatlanan bir oyuncu da değil. Ben genelde oyuncu analizlerinde sadece oyuncuya bakarak analiz yapmıyorum. Bugün Cornelius analizinde de mesela oyuncunun kronik sakatlığı var mı yok mu bu konu hakkında da e, bilgi veriyorum izleyenlere Te ki. Tebrikler çok güzel bir yayındı bu arada Cornelius. Evet yayındı. teşekkür Hı -hı. ediyorum çok teşekkür ederim çok sağ olun. O, o bilgileri de her zaman vermeye çalışıyorum çünkü e, bunun bilincinde olarak düşünüyorum. E, transferlerin yapılması ve takip edilmesi gerekiyor. Tabii sizle o zaman Falcao döneminde biz tanışmadığımızdan dolayı e, benim o dönemde Falcao transferinde Valencia ve Real Madrid'den gelen raporları e, söylememle birlikte Galatasaraylıların bazıları bana düşman olmuştu. Bu oyuncu 35 gol atacak görürsün diye hakaretler etmişlerdi. Daha sonradan hiçbiri bizim yayınlarımıza gelmediler. Yani biz bir şey iddia etmiyoruz. Bir konu hakkında bilgi veriyoruz. Yani bilgiyi verdikten sonra onu yorumlayıp yorumlamamak Galatasaraylısı, Zeytinburnu sporlusu veya Kırıkkale sporlusuna kalmış oluyor. O yüzden fanatizm boyutlarında hiçbir zaman e, muhatap da almıyorum kimseyi. Sadece bilgi vermeye çalışıyorum. E, burada da bu oyuncu hakkında da, Vega hakkında da sakatlığı yani olmadığını, sakatlığının olmadığını ve şu anda nüksedici bir probleminin olmadığını ve harite göre çok daha iyi fizikte olan bir oyuncu olduğunu kısa boylu olmasına rağmen, yani daha doğrusu standart boyda olmasına rağmen, net bir şekilde söyleyebiliyorum arkadaşlar. Ee, peki biraz da futbol finans açısından konuşalım e, bu oyuncuyu. E, yani e, 4,5 milyon euro transfer market değeri, bu bonservis değeri değil arkadaşlar, bunlar e, yani ortalama değerler. E, bunu da söyleyelim, e, altını çizelim. Bu tarz e, Bardağın dolu tarafı o kadar çok ki oyuncunun geliştirmesi gereken herhalde fazla bir şey yok. Komple bir oyuncu Türkiye Ligi standartının üstünde bir oyuncu. Üstünde ee, evet. Nasıl bir bonservis bedeli istenir? Ee, çünkü biliyorsunuz TFF sorusu da çok soruldu sevgili dostlar. E, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bonservisiyle oyuncu alırken taksitle almak durumunda. Başka türlü alamaz. Öyle ee, de alınıyor şu anda. Evet ve Palmeiras bunu kabul eder mi ya da kabul ederse Galatasaray e, ne tarz bir bonservis öder bu oyuncu için sevgili dostum? Şimdi e, Galatasaray'ın Palmeiras tarafında bir e, diplomatik ilişkisi veya bir lobisinin olduğunu e, varsayarsak ki e, Felipe Melo aracılığıyla ve diğer menajerler aracılığıyla biliyorsunuz Türkiye'ye en çok yakın olan e, menajerler Brezilyalıdır. E, bunu herkes bilir o yüzden... Galatasaray'ın da orada yıllardır iyi bir lobisinin olduğunu düşündüğümüzde söylemiş olduğunuz şey e, mümkündür diye düşünüyorum ben. Çünkü bugünkü görmüş olduğumuz Cornelius transferinde de e, bugün e, Beşiktaş'ın Raşit Gezal transferinde de ve Galatasaray'ın e, e, Nelson transferinde de Nelson transferinde de bu e, işte fiyatlandırmaları, taksitlendirmeleri çok e, net bir şekilde görüyoruz ki kulüplerde bunları kabul edebiliyorlar. Çünkü her zaman nakit akışının olduğu zaman transfer olur diye bir şey yok bu eskiden beri. E, büyük takımlar arasında da yapılan e, anlaşmalardan da çıkar. Şimdi şöyle mesela Millet diyor ki işte Paris Saint-Germain Ahmet'i 70 milyon euroya aldı. E biz daha bunun kapını hiçbir şeyini bilmiyoruz. Genelde Paris Saint-Germain o tarz transferleri 30 milyon eurosunun nakit geri kalan kısmını da takside bağlar. Çünkü bu kulüplerin gelirleri çok yüksek ve bunları biz bilmediğimiz için sanarız ki uzaktan 70 milyon euroya Paris Saint-Germain Trink parayla işte yarın Messi e, bon servisi eğer Barcelona'da olsaydı böyle bir transfer olabilirdi işte biraz daha genç olduğunu düşünün 300 milyon eurolarda falan herkes diyecekti ki ya 300 milyon euroyu nasıl verdiler halbuki büyük takımlar e, bölerek alıyorlar ki biz söylediğiniz gibi bir şeye takılıyoruz da ondan alıyoruz ve kulüplerde bunları kabul edebiliyorlar o yüzden Galatasaray Vega'yı e, tabii ki de alabilir e, taksitli hı hı. bir şekilde ve bizim ya, e, bulduğumuz habere göre AOL sitesinden Brezilya'da yapmış olduğum araştırma neticesinde e, 6 milyon euro bandında bir bonservis ücretinin talep edildiği söyleniyor Palmeiras kulübü tarafından ve şöyle de en, enteresan bir not var onu söyleyeyim size Alper abi 2019 yılında Ersun Yanal Fenerbahçe'yi çalıştırırken Rafael Veiga'yı e, yöneticilere transfer komitesine Fenerbahçe transfer komitesine söylüyor. Hı hı. E, bu oyuncuyu hı hı. bana getirin diye. Bundan e, iki sene, iki buçuk sene önce hatta üç sene kadar oldu. Üç sezon önce diyeyim ya da iki sezon önce. Bu sezonu saymazsak iki sezon önce. Yani aslında yine gündemde olan bir e, oyuncuymuş o dönemde. Bu da tabii ki de bir iddia ama önemli bir yerden bir arkadaşım bana söyledi. E, bu konuda da e, bilgi vermek istedim ve Yine AOL'dan almış olduğum habere göre, Gremio e, Rafael Vega ile iletişim halinde transfer etmek istiyor ve bu konu hakkında da kendi taraftarlarına bir anket sunmuş durumda. Gremio, <laughs> eğer alınacak deniyorsa ki Brezilya içerisinde transferler daha kolay olabiliyor, transfer gerçekleşebilir ama Galatasaray'ın da ben ciddi olarak bu e, transfere yüklenmesi gerektiğini. Bakın ben de Beşiktaş'ın bu oyuncuyu alırsa şöyledir böyledir demedim. Almalı diye yorum yaptım. Çünkü almak zorunda. Beşiktaş'ın hı hı. skorer hı hı. bir 10 numaraya ihtiyacı var. Teşerel Leblebi gibi bence de gol atacaktır. Herhangi bir sıkıntı olmazsa, sakatlık olmazsa 15 barajını rahatlıkla geçebilecek bir oyuncu ve siz Vega'yı transfer edersiniz. Bu takım overall'ı şu anda 79 diyelim ya da abartalım biraz. Galatasaraylı kitlerin çok olduğunu düşündüğümüzde burada 85 diyelim mesela. Vega'nın tamam. gelişiyle birlikte 89'a 90'a çıkabilecek bir e, seviye olabileceğini açıkçası evet. naçizane kendim düşünüyorum. Çünkü söylediğim gibi oyun aklı bu seviyede olan bir oyuncu şimdiye kadar Avrupa'ya sadece benim e, yine fikrime göre basit oynamadığı için e, <laughs> gitmedi. O yüzden 2024'e kadar da bir kontratı var. Umarım Galatasaray bu bonservis bedelini 4 milyon eurolara kadar çeker ve bu oyuncuyu da Galatasaray'a kazandırır diye umuyorum ben. 4 milyonu ben biraz açıkçası yani çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Çünkü Brezilya'dan Palmeiras, Geremio gibi kulüpler oyuncu çıkartırken de mi hep üstüne koyarak çıkartmak istiyor. Acaba Tabii. 5 ile 7 milyon euro arası bitebilir mi? Yani bitmeye yakın olabilir mi? Oyuncunun kontratı maaş bütçesi 500 bin euro sadece arkadaşlar. Yani Galatasaray bunu 1 milyon euro bandında tutabilir. Maximum. Yüksek bonservis, servis, düşük maaş. Bakınız arkadaşlar, futbolda endüstriyel futbolda başarı yüksek bonservis servis ve düşük maaşdır diyelim. Eee Rafia ile ilgili eklemek istediğim başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. E, tüm detayları söyledim. Bir de tabii Hı -hı. ki de istatistikler de çok önemlidir ama sadece bakıp geçiyoruz. Yine yayına Hı -hı. gelmeden Galatasaray'ın baktığını biliyorum ben. Bakmışlardır. Evet. 185 karşılaşmada 44 gol, 20 asiste Fena bir istatistik değil bir 10 e, numara sağ iç zaman zaman sağ uzun da sağ açık da Hı -hı. oynayan e, bir oyuncu için ama e, serbest rolde de yine oynayabildiğini söylemiştik. Onun dışında e, başka da söyleyeceğim bir şey yok. Geçen sezon 30 karşılaşmada 9 gol 2 asisti var. Yani gayet standart bir istatistik yapmış ama oradaki futbolu izleyenler varsa ki biz Brezilya Ligi'ni maalesef yine Hı -hı. iddia analiz programlarımız için isteyenler doğrultusunda maalesef izleyip e, sezon başlarındaki Allah'tan kurtulduk majör ligler başlayacak. Maalesef izliyoruz ve kanser ola, ola bu oyuncuların oynadığı futbolu izlemeye çalışıyor Yani <laughs> tamamen formadan çekmeye ve oyuncuları zaten zeminler çok kötü. Oyuncuları yere düşürmeye çalışıyorlar ve ceza sahasına kim girerse girsin teknik adamlar tarafından mı söyleniyor artık bilmiyorum ama topu taca atın bir an önce taca atın topu şeklinde e, direktifler söylendiği gibi gözüküyor. Hı -hı, o yüzden hı. o ligle tabii ki de Türkiye Ligi'ni kıyaslamayacağım. Bizim ligimiz bence Brezilya Ligi'ni zaten üzerinde bir lig. Orası e, bazı yerlerde statlar yok sizler bile biliyorsunuzdur. Yani Goyas Moyas takımlarını görmüşsünüzdür statları nerelerde oynuyorlar. İki katlı, iki kat dediğimde yani hani bizim lise liselerde olur ya e, türbünlerin kısalığı o tarzda e, statlarda oynuyorlar. E, o yüzden e, ben bu oyuncunun burada biraz daha en azından hakemlerimiz de bu sene müsaade ederlerse biraz daha oyunu oyna devam şeklinde devam ederlerse e, bu oyuncu burada kendini gösterecektir ve oynayacaktır diye düşünüyorum. Müthiş bir transfer olur. E, Rafael Vega inşallah da olur ama Harit tarafına bakarsam Galatasaray'a gelirse çok büyük bir yanlış yapmış olur bence. Peki e, çok güzel e, bir analiz yaptın. Ağzına sağlık e, sevgili cidden. dostum. Rafael Vega'yı da sizler için... Atistik Media kurucusu ve spor yorumcusu Atilla Bora analiz etti. Peki o zaman yavaş yavaş.